Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Lokman Suresi 21. ayet-i kerimeden surenin sonuna kadar inşallah tefsir ve irab olarak bakacağız suremize. 20. ayeti celile de Allahu Teala Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera innallâhe sahhara lekum mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ardı ve esbâ aleyküm ni'amehu zâhiraten ve bâtine ve minennâsi men yucâdilu fi'llâhi bi'gayri 'ilm ve lâ hüden ve lâ kitâbin münîr buyuruyor Allahu Teala. Elem tera innallâhe sahhara lekum. Ey insanlar, görmediniz mi ki yüce Allah göklerde bulunan güneşi, ayı ve yıldızları, yerdeki dağları, ağaçları, nehirleri, meyveleri ve daha sayılamayacak kadar çok diğer şeylerin faydalarısız, onlardan fayda elde edesiniz diye emrinize verdi. Ve esbâ aleyküm ni'amehu zâhirate ve bâtine. Ey insanlar, Allah size birçok nimetini tam olarak verdi. Bunlar göz, kulak, sağlık ve İslam gibi görünen kalp, akıl, anlayış gibi gözle görülmeyen nimetlerdir. Allah size duyularla bilinen ve bilinmeyen nimetlerini vermiştir. Dolayısıyla duyularla bilinen ve akıl yoluyla anlaşılan bildiğiniz ve bilmediğiniz birçok nimeti bol bol size vermiştir buyurdu Allahu Teala. Ve minennâsi men yücâbiri fillâhi bi gayri ilmin ve lâ hüden ve lâ kitâbi münir. İnsanlar içinde bir grup vardır ki Allah'ı inkar eder. Onun birliği ve sıfatları hususunda bilgisizce, anlamadan, delilsiz ve hüccetsiz olarak ve Allah katında indirilmiş bir kitap olmaksızın mücadele edip tartışır. Bu ayet bir Yahudi hakkında inmiştir. Bu Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme girerek dedi ki: "Ey Muhammed, Rabbini bana tanıt. O hangi şeyden olmuştur?" Bunun üzerine bir azap gelip onu yakaladı. Münir, apaçık cehalet ve sapıklık karanlığından kurtaran demektir. Evet, bu ayet-i kerimede istifam edatı, lem cezm edatı, tera fiil-i muzari, lemden dolayı mevzum, cezm elameti bir hasf harfi ille, evet, tera, orada vav faili, enne hurum şebbe, Allah'ı ismi, sekhara mazi fiil ve failiyle ennin haberi mahallen merfu leküm mefru bi gayri sarih ma mefru bi sarih semavati ve ma fil ard. Bunlar birbiri üzerine matuf mefru bi gayri sarih. Vav atıf esbaga mazi fiil ve faili aleyküm mefru bi gayri sarih ni'amehu izafetle mefru bi sarih. Zahiraten hal ve batınaten onun üzerine matuf haldir. Ve minennâsi vav istiknafiye minennâsi şimdi cümle olarak öne geçmiş haber muhallem merfu efendim yüce men ve minennâsi men burada ismi mevsuldür ve müptedadır. Yücadilü muzari fiil faili hüve fillahi mevrubi kayısari bi gayri ilmin o da mevrubi kayısari izafetle beraber geldi. Ve lâ hüden onun üzerine. Yani bir gayri ilmin bir gayri hüden anlamındadır. Bu yüzden de matuftur. Ve lâ kitâbin münir vav atıf lâ nefiye dağıtı. Kitâbin de yine hüden üzerine matuf. Münir'in de kitabının sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve izâ gîle lehum ittebi'û mâ enzelallâhu. O batıl yollara girerek mücadele edenlere
Allah'ın peygamberlerine indirdiğine uyun ve onu tasdik edin. Çünkü o hakkı batıldan, hidayeti dalaletten ayırır denildiğinde kalu derler ki bel nettebi'u ma vecedna aleyhi abaena. Biz babalarımızın yolundan gideriz. Putlara ibadet etme hususunda onlara uyarız derler. Evelev kâne şeytanü yed'uhum ilâ adâbis-sa'ir. Bu soru kınama ve inkar ifade eder. Yani babaları sapık olsa, hatta şeytan onları şiddetli alevi olan cehennem azabına çağırıyor diye yine de onlara uyarlar mı şeklinde Allah-u Teala evvel kâneyi bu şekilde ne yapmaktadır? Onları kınamak üzere sormaktadır. Vav atıf, idâ şart edatı, zaman zarfı, gîle, mazi meçhul fiil, lehum cer mecrur ve yani mevrubi kayri sari. İttebi'u bu emir fiildir. Tabi olun demektir ve aynı zamanda faili vavla beraber naibi faildir gîle fiilinin. Ma mevrubi sari enzele mazi fiil, Allah onun faili, gâlu. Mazi fiil damme üzere mebni vav faili bel idrab edatı la mahalle leha minel irab nettevi'u fiil muzari mefra falaliti damme faili vücube müstetir nahnü ma mefru bisari vecetna mazi fiil üstün üzere mebni na onun faili aleyhi mefru bi gayri sari abaena ise izafetle mefru bisari olarak gelmiştir. E istifam vav atıf lev şart edatı kâne mazi fiil, nakıs fetajere mebni, eşşeytanü kânenin ismi mefura falâniti damme, yed'uhum fiil-i muzari, faili vavla beraber haberdir ve mahallen mağsuptur. İlâ adâb-i sa'ir da mefrubi kayri sari izafetle beraber ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Ve men yuslim vechehu ilallahi ve huve muhsinun. Kim Allah'ı birleyen bir mümin olarak ona itaata yönelir, emirlerine boyun eğer de samimi bir niyetle ona ibadet ederse sağlam bir ipe yapışmış olur. Sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah'ı görür gibi olmayan ve kalben onu tanıyarak yapılmayan ibadet fayda vermez. Bu ayetin bir benzeri şu ayettir. Her kim mümin olarak iyi işler yaparsa şu halde iman ve ihlasla amel gerekmektedir. Kat muhakkak istemseke bil urvetil vüsga. İşte bunu yapan kimse kopmayan bir ipe sarılmış, tutunabilecek en sağlam sebebe tutunmuş olur. Evet. Bu temsil kabilindendir. Allah'a tevekkül eden kimsenin durumu yüksek bir yerden sarkan ve kopmayacağından emin olunan sağlam bir ipe yapılmış en güvenilir kurpa yapışan kimsenin durumuna burada ayet-i celilede benzetilmiştir. En sağlam kurp Allah'ın katındadır. Çünkü onun dışındakilerin hepsi kopup yok olacaktır. Allah ise ebedidir ve sonu yoktur. Ve ilallahi akibetül ümür. İşlerin hepsinin dönüşü başkasına değil, sadece Allah'a aittir. Allah yapana onların karşılığını en güzel bir şekilde ne yapacaktır? Ödeyecektir buyurdu Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Ve men yuslim, vav burada gördüğünüz gibi istinafiye, men şart edatı ve aynı zamanda mübteda mahallen merfu yuslim şart fiili, muzari fiil, mevzun, hüve faili ve şehu mehrubi sari izafetle, ilallahi mehrubi kayri sari ve hüve muhsinin, o muhsin olduğu halde yani vav vavu haliye, hüve mübteda muhsinin de nedir? Haberdir. Ve cümle mahallen mağsup hal cümlesidir. Fe rabıt gat tahkik edatı istemseke mazi fiil ve cevaptır burada. Fe gat istemseke menin cevabında gelmiştir. Hüve onun failidir
ve o menin nesidir? Haberidir ve mahallen merfudur. Bir urvetil vüfkada sıfat mevsuf olarak mevhulü bir kayı sarih olarak gelmiştir. Ve ilallahi Allah'adır. Bu vav atıf ilallahi haber öne geçmiş. Mahallen merfu akıbetül nurda izafetle beraber mübteda olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, işlerin hepsinin dönüşü sadece Allah'adır. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli etmektedir. Yani ey Muhammed, ne inkar edenin inkarı ne de sapanın sapması seni üzmesin. Onlar hakkında bir takım üzüntülere dalarak canı sıkılmasın. Er veya geç biz onlardan intikamımızı alacağız buyuruyor Allah-u Teala. İleyna merci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu. Onların dönüşü sadece bizedir. O zaman dünyada yaptıkları işleri onlara bildireceğiz. İnnallâhe alîmün. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kuşkusuz Allah onların kalplerindeki tuzağı, inkarı ve yalanlamayı bilir ve onlara bunların karşılığını verir buyurmaktadır. Allah-u Teala bu ayet cellesinde. Evet. Vav atıf men yine şart edatı, mahalle merfu mübteda, kefera şart fiili, mazi fiil, hüve faili, fe rabıt, ve la yahsünke. Burada gördüğünüz gibi la cezmedatı, nehi ve cezmedatı, yahsun fiil muzari mevcum, ke mevru bisari, küfrühü de onun faili. İşte bu cümlede men müptedasının nesidir? Haber olarak gelmiştir ve mahallen merfudur. İleyna yine haber mukaddem, merci'uhum muakar müpteda merfu, fe nünebbi'ühüm fe atıf nünebbi'ü muzari fiil nahnu faili hüm mevru bisari bima amilü de bima mehru bi gayri sarih amilü mazi fiil damme üzere mebni ve faili innehul müşebbehe Allah'a ismi alimin haberi bidati sudur aliminin nesidir mehru bi gayri sarihidir izafetle beraber gelmiştir. Nümetti'uhum galilen sümme nazdarruhu ila adabin galiz buyuruyor Allah-u Teala. Evet. Nümetti'uhum galilen. Onları dünyada az bir müddet bırakınız da ondan faydalanırlar. Sümme sonra nazdarruhum onları sokarız ila adabin galiz. Onları şiddetli azaba, cehennem azabına çarptırırız. O nefse zor gelen pek kötü bir azaptır. Yüce Allah inkarcıların azaba müstahak olduklarını anlattıktan sonra dünyadaki çelişkili davranışlarını da açıkladı. Bu çelişkili durum onların göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunu itiraf etmeleri, buna rağmen Allah'a başkalarının ortak koşarak onlara ibadet etmeleridir. Bu bir çelişkidir. Halbuki onların Allah'ın mülkü ve mahluku olduğunu itiraf etmektedirler bunlar. Evet, burada nümetti'uhum galilen. Nümetti'u muzari fiil. Merfu, raf alameti damme, faili vücube, müstetir, nahnü, hüm mefulü bisari, galilen, naibi mefulü mutlak. Sümme atıf edatı, nezdarru, yine muzari fiil ve faili, vücube, müstetir, nahnü, hüm mefulü bisari, ile adabin galiz, adabinin galiz sıfatıdır ve bu cümlede nezdarru fiilinin mefulü bir gayisarihidir ve kendisi nedir? Mahallen masup olarak gelmiştir. Evet. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلِمُونَ. Evet. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ey Muhammed, Mekke kafirlerinden o müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, durumun son derece açık olduğu için Allah yarattı diyeceklerdir. Bunu itirafta mecburdurlar.
Kul elhamdülillah. Onlara de ki delil aleyhinize gerçekleştiği ve iman delilleri açıkça ortaya çıktığı için Allah'a hamdolsun. Bel ekserhum la ya'lemun. Ama o müşriklerin çoğu düşünüp tefekkür etmezler. Dolayısıyla bilmezler. Yüce Allah bundan sonra lillahi ma fis semavati vel ard. Kainatta ne varsa hepsi Yüce Allah'ın mülkü, mahluku ve idare ettiği şeylerdir. İnnallâhe huvel ganiyyül hamid. Kuşkusuz Allah yarattıklarına ve onların ibadetine muhtaç değildir. Yaptıklarında ve nimetlerinde övgüye layıktır şeklinde ne yaptı? Buyurdu. Evet. Burada şimdi bakıyoruz. Vele inni dediğimiz zaman da buradaki vav kasem, lam cevap da in şart edatı olarak ne yaptı? Geldi. Seeltehüm de mazi fiil olarak gelişkin üzere mebni tefailühüm mefru bisari. Men burada ne geldi? Mübdeda şart. Halaga mazi fiil ve faili semavati mefru bisari. Vel arda üzerine matuf. Le yegulünne. İşte bu da men şart edatının nesidir? Cevap olarak gelmiştir. Lam da cevap için geldi. Yegulünne fiil muzari. Evet, faili oradaki nedir? Vav'dır. Allahu burada haberdir. Mübdedası mahsus. Yani hüvallah. Hüve mübdeda Allah'ın nedir? Haberdir. Kul emir fiil. Elhamdü mübdeda lillahi haber olarak gelmiştir. Bel ıdrab edatıdır. Ekseru mübdeda izafetle beraber la nefi ya'limune fiil muzalime fokalami sübütün vafai ile beraber haberdir ve ekseru mübdedasının haberdir. Mahallen mefudur. Lillahi ma lillahi öne geçmiş haber ma mübdeda fis semavati vel ard. Bu nedir? Mefru bi kayısari bir üzerine muatuf. İnne hurum şebbehe Allah'a ismi hüve fasıl zamiri el ganiyyü haber. İnnenin haberi merfu el hamidü de innenin ikinci haberi merfu olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, bu şekilde gelmiştir. Velev enne ma fil ardı min şecaratin aklamün vel bahru yemüddü min ba'dihi seb'atü ebhulin ma nefilet kelimatullah innallâhe azîzün hakîm. Evet. Velev enne ma fil ardı min şeceratin aklamün. Eğer yeryüzünde bulunan bütün ağaçlar kalem yapılsa vel bahru deniz yemüddühü min ba'dihi seb'atü ebhurin bütün genişliğiyle mürekkep olsa, yedi deniz de ona katılsa ve bunlarla Allah'ın büyüklüğü, yüceliği ve sıfatlarını gösteren hükümler yazılsa, ma nefidet kelimatullah, o kalemler ve denizler yok olup biter fakat Allah'ın kelimeleri ne yapmaz? Bitmez. Çünkü ağaçlar ve denizler tükenir, Allah'ın kelimeleri ise sonsuzdur. Yüce Allah göklerde ve yerde onları insan emrine verdiğini ve nimetlerini tamamladığını anlattıktan sonra şuna dikkat çekti. Eğer ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa bunlarla Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren harika sanatlar yazılsa bu harika şeyler bitmez. Bu sözde hazif de vardır. Bu kalemler ve denizlerde Allah'ın kelimeleri yazılsa kesinlikle kalemler kırılır, denizler tükenir fakat Allah'ın kelimeleri bitmez. İnnallâhe azîzün hakîm. Kuşkusuz Allah galiptir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Hikmet sahibidir. Hiçbir şey onun ilminden ve hikmetinden de dışarıya çıkmaz buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Vav atıf, lev burada şart edatıdır. Şart edatı olarak gelmiştir. Enne burada ma ile geldiği için kâfi el mükâfedir.
Fil ardı haber. Min şeceratin mefrubi kayrisari akdamin mübdeda. Vav-ı haliye el-bahru mübdeda yemüddü muzari fiil. Hü mefrubi sari min ba'dihi. Bu da mefrubi kayrisari. Efendim seb'atü bu da faildir. İşte yemüddü min ba'di seb'atü ebhurin muzafın ileyhle beraber bu cümlede mübdeda ve bahru mübdedasının haberidir ve mahalle merfudur. Ma nefi, nefidet mazi fiil, kelimatü fail, muzaf, Allah'ın muzaf ile, innehurum şebbehe bil fiil, Allah'a ismi azizün haber, hakimin de ikinci haber olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, ma halbüküm ve la ba'tüküm illa ke nefsin vahidetin. Ey insanlar, sizi yoktan yaratılışınız ve öldükten sonra dirilmeniz sadece bir tek kişinin yaratılması ve dirilmesi gibidir. İnnallâhe semî'un basîr. Kuşkusuz Allah kulların sözlerini işitici, yaptıklarını görücüdür. Buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Ma nefi halbuküm mübdeda izafetle beraber ve vatıf la nefi ba'tüküm onun üzerine matıf yani mübdeda üzerine matıf izafetle beraber illa istisna ke nefsinde haberdir. Şimdi cümle olarak gelmiştir ve mahallen merfudur. Vahidetin nefsinin sıfatıdır. Bir tek nefis gibidir. İnnehu müşebbehe Allah'a ismi semî'un haber basîrunda ikinci haber olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Elem tera ennallâhe yûricül leyle fin nehâri ve yûricül nehâra fil leyli. Burada ey muhatap görmüş derecesine kesin bir bilgiyle bilmedin mi ki Yüce Allah gecenin karanlığını gündüzün aydınlığına gündüzün aydınlığını da gecenin karanlığına sokar. Ezeli hikmeti gereği birbirini artırır, diğerini de ne yapar? Birini artırır, diğerini eksiltir. Ve sekhara şemse vel kamera küllü yecri ila eceli müsemma. Süreleri takdir etmek ve menfaatleri tamamlamak için ay ile güneşi doğacak ve batacak şekilde yaratmıştır. Ay ile güneşten her biri kendi yörüngesinde kıyamete kadar yürür. Ve ennallâhe bimâ te'amelûne habîr. Yüce Allah sizin durumlarınızı ve yaptığınız işleri bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şüphesiz bunun gibi parlak sanatı ve üstün yönetimi gören kimse bu sanatın yaratıcısının kendi yaptıklarını da kuşatan birisi olduğundan gafil kalmaz buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Ey istifam, lem cezmede attı, tera muzari fiil, lemden mevcum ve cezme lâbeti bi hasfi harfi lille enne hurum şebbe bil fiil Allah'ı ismi yürücü muzari fiil hüve faile beraber ennenin haberi mahallen merfu elleyle mekul bi sarih yürücü fiilinin finne hali mekul bi gayri sarih ve yürücü vav atıf yürücü yine mazi fiil muzari fiil birinci yürücü üzerine nedir? Matuftur. Hüve faili ennehâra mefrubi sarih, billeyli mefrubi gayri sarih. Vav atıf sekhara mazi fiil, hüve faili eşşemse mefrubi sarih, vel gamera şems üzerine matuf. Küllün mübdeda yecri hüve ile beraber haberdir. İlahicenin müsemma ise ezelinin müsemma sıfatıdır ve ilahicenin mefrubi gayri sarihtir. Ve ennallâhe vav atıf ennehurum şebbe Allah ismi bima te'amelûne bima burada nedir? Te'amelûne habir. Habir burada haberdir. Ennenin haberidir. Efendim bima te'amelûne önüne geçmiş olan nedir? Mefrubi gayri sarihtir. Te'amelûne de muzari fiil olarak da atmıştır. Gelmiştir. Zalike bi ennallâhe huvel hakku ve enne ma yed'ûne min dûnihi el bâtıl
وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرِ ذَٰلِكَ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ. İşte bu gördüğünüz sanat harikaları ve sonsuz kudret, Allah'ın sadece kendisine ibadet edilmesi gereken gerçek ilah olduğunu iyice anlamanız. وَاَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. Allah'ı bırakıp da taptıkları putların tümünün batıl olduğunu, aslı olmadığını bilmeniz içindir. Evet. Evet, her şey onu mutlaka nedir? Mahlukudur ve kuludur. Onu yarattıklarından hiçbiri izni olmadan bizleri bile ne yapamaz, hareket ettiremez. Ve ennallâhe huvel aliyyül kebîr. Bu Allah'ın sıfatlarının yüce, zatının ulu olduğunu bilmemiz için bize ne yapmıştır? Allah-u Teala bu şekilde buyurmuştur. Zalike mübteda bi harfi cer ennallâhe ennehul müşebbe Allah'a ismi hüve fasıl zamir el hakku da onun nesidir, haberidir. İşte bi ennallâhe el hak cümlesi zalike mübtedasının mahallen merfu haberidir. Vavvatıf ennema enne yine hul müşebbehe ma ismi yed'ûne muzari fiil ve faili min dünil batılü. Evet, min dünihi baktığımız zaman o da mef'ul bi karisal yed'ûne fiilinin el batılü, bu da nedir? Haberdir. Evet. Neyin haberidir? Enne'nin haberidir. Enne'nin ismi ma'dır. El batılü de onun haberi olarak gelmiştir. Vav atıf enne yine hul müşebbe Allah'a ismi hüve zamiri fasıl el aliyyü haber el kebiri de ikinci haber olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Elem tera enne fülke tecri fil bahri bi ni'metillah. Evet. Elem tera enne fülke tecri fil bahri bi ni'metillahi لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُرٍ buyuruyor Allah-u Teala. اَلَمْ تَرَى bu bölüm başka bir nimeti yapmaktadır, hatırlatmaktadır. Yani ey akıllı, görmedin mi ki büyük gemiler geçim ve sebepleri hazırlamak için Allah'ın kudreti ile ve o gemileri insanların emne veren, onlara lütuf ve ihsanda bulunmaları sebebiyle denizde giderler. Yüce Allah, lütfu ve iradesiyle gemilerin denizde akıp gitmesi için kendisinin denizi hazır hale getirdiğini ne yapmaktadır? Haber vermektedir. Çünkü eğer Allah suya gemileri taşıma kuvveti vermeseydi, gemiler yüzemezdi. Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurdu. لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ. Evet, sanatının harikalarını, birliğini ve kudretini gösteren delilleri size göstermek için bunu yaptı. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabârin şekûr. Bu gemilerin emre hazır kılınmasında ve taşıdıkları gıda maddeleri, erzak ve ticaret mallarında Allah'a yönelen sıkıntı anında çok sabırlı, bolluk anında da çok şükreden her kul için apacık ibret ve alametler vardır. Sabbar ve şekür kelimeleri çok sabreden, çok şükreden anlamında mübalağa sigasından ne yapılmıştır? Burada getirilmiştir. Burada elem tera gördün istifam lem cezmedatı tera yine muzari fiil meczum lemden dolayı faili ente ennevru müşebbehe el fülke ismi tecri hiye faile beraber haberi ennenin fil bahri mef'ul bi kayrisari bi ni'metillahi bu da mef'ul bi kayrisari li yuriyeküm lam lamı talil yuriye fiil muzahilamdan dolayı masum nasb alameti fettaküm mef'ul bi sari min ayatihi o da minden dolayı mef'ul bi kayrisari'dir innevru müşebbehe fi zalike innenin öne geçmiş haberidir. Layatinde muhakkar mübteda innenin ismi yani. Evet, lam tekit için gelmiştir. Likulli sabbarın
Şekûr'in dediğimiz zaman da evet ayatinin burada sıfatı likülidir. Sabbari'nin de Şekûr'un sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, bu şekilde gelmişlerdir. Ve izâ gâşiyehum mevcun kevzuleli de'avullâhe muhlisîne lehüddîne felemmâ necâhum ilel berri feminhum muttasit ve mâ yeşhadü bi âyâtina illâ küllü hattârin kefûrin buyuruyor Allah-u Teala. Evet, burada ve izâ gâşiyehum mevcun kevzuleli, müşrikler denizde bulundukları sırada üzerlerine dağlar gibi yoğun dalgalar gelip de onları örttüğünde de'avullâhe muhlisîne lehüddîn, Allah'tan başka kendilerini kurtaracak hiç kimse olmadığını anlayınca kurtulmak için başkasına değil sadece Allah'a dua ederler. Felemmâ necâhüm ilel ber, Allah onları denizdeki zorluklardan kurtarıp da karada kurtuluş sahne çıkarınca feminhum muktasidun, işlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bu ayette hazif vardır. Şöyledir. Onlardan bir kısmı orta yolu tutar, bir kısmı da inkar eder. Ayetin daha sonra gelen ayetlerimizi inkar etmez cümlesi bunu ne yapmaktadır? Göstermektedir. Muktasid işte orta yolu tutan demektir. Evet. Bu korkunç halleri ve o büyük olayı gösteren denizdeki apaçık mucizeleri gören kimseyi yadırgama babındandır bu hadise. Çünkü bu sıkıntıları görüp de Allah kendisini kurtardıktan sonra bu nimeti tam amel, hayırlara koşma ve sürekli ibadetlerle karşılama gerekirdi. Böyle yazmayıp da onu orta yolu tutan eksik yapmıştır buyurdu Allah-u Teala. Ve ma yeşhadü bi ayatina illa küllü hattarin kefurin, ayetlerimizi ancak her hain ve Allah'ın nimetlerini çok inkar eden kimseler yalanlar buyurmak suretiyle de bunların durumlarını ne yapmış oldu? Ortaya koymuş oldu. Vav atıf, ida şart edatı, zaman zarfı, gaşiye mazi fiil, hümme hulubi salih, mevcun fail, kezuleli mehulubi kayri salih, de'avullâhe, bu da de'avu mazi fiil, damme üzere mevni, vav fail, Allah'a mehulubi salih, muhlisina hal mansup nasbelameti ye lehu mefru bi kayri sari ellidine mefru bi sari felemma fe burada rabıt lemma zaman zarfı necahüm muzari fiil ve faili hüm mefru bi sari iler berri mefru bi kayri sari fe minhüm fe atıf minhüm haber nuktesidün müptedadır. Ve ma yeşhadü vav atıf ma nefi edatı yeşhadü muzari fiil bi ayatina mefru bi gayri sari illa istisna edatı küllü hattarin yeşhadünün küllü failidir merfu muzaf hattarin muzaf ile kefurin de hattarinin sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Ya eyyühen nâsü tegû rabbiküm. Ey insanlar! Emirlerine sarılarak ve yasaklarından kaçarak Rabbinizin azabından sakının. Vahşev yevmen la yezzi validün an veledihi. O zor ve korkunç günden korkun. O gün hiçbir baba çocuğuna yarar sağlayamaz. Ona gelecek herhangi bir zararı da savamaz. Onun yükünden herhangi bir şeyi de çekemez. Ve la mevludun hüve cazin an validihi şey'en. Hiçbir çocuk da babasından herhangi bir şeyi savamaz veya onun suçundan veya yaptığı haksızlıklardan herhangi bir şeyi gideremez. Allah katında şefaatin ve diğer vesilelerin bir faydası olmaz. Ancak dünyada yapıp da bıraktığı salih amel şefaata vesile olur. İnne va'dallahi hakkun. Kuşkusuz Allah'ın sevap, ceza, öldükten sonra dirilme ve hesapla ilgili vaadi haktır. Bu dönülmeyecek bir vaattir. Fe la tegurrannikumul hayatü dünya.
Sakın dünya hayatı süsü ve lezzetleriyle sizi aldatmasın. Sonra ona meyledersiniz. Vela yevurranneküm billahil garuri. Sakın düzenbaz şeytan sizi aldatmasın. O mahlukatı, batıl şeyleri aldatır, ümitlendirir ve ahireti düşünmekten ne yapar? Alakoyar buyurdu Allah-u Teala. Evet. Ya eyyühennâsü, ya nida eyyühâminâda, ha nida, buradaki ha'ya baktığımız zaman da eyyühminâda ha tembih edatı, ennâsü burada nedir? Sıfattır. İttegû emir fiili, mebnîn bi hasfinnun ve faili, rabbe mef'ul bi sâlikküm muzâfileyh, vakşev emir fiil, vav atıf, mebnîn bi hasfinnun vav, ıkşevdeki vav onun faili, yevmen mef'ul bi sâlik, la yeczi, buradaki la nefi yeczi fiil muzâri, validun fail, an va veledihi de mef'ul bi gayri sâlik, ve la mevlüdün, vav atıf, la nefi mevlüdün, efendim validin üzerine matuf hüve mübdeda cazin haberdir. An validihi o da mef'ul bi gayri sarih cazinin şeyen de mef'ul bi sarih. İnne kurum şebbehe vadallahi izafetle inerin ismi hakkun haberi fe rabıt la nehi ve cezmedatı tevurranne muzari fiil el hayatü tevurrannenin nesidir? Faildir. Küm mef'ul bi sarih. Dünyada onun nesi olarak gelmiştir? Sıfat olarak gelmiştir. Vav atıf la yine nehi ve cezmedatı. Yevurranne yine muzari fiil. Küm onun mef'ul bi sarihi. Billahi mef'ul bi gayri sarih. El garur da o yevurranne fiilinin failidir, mef'uldur. Evet. İnna Allahe indehu ilmü sa'ati ve yunezzilul gayse ve ya'limu ma fil erhami ve ma tedri nefsün ma da teksibu gaden ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temür inna Allahe alimin habir buyurmaktadır. Allah-u Teala bu Lokman suresinin son ayeti kerimesinde İnna Allahe indehu ilmü sa'a. Kıyamet vakti hakkındaki ilim ancak Allah'ın katındandır. Evet, bu ayetteki esaslar sadece Allah'ın bildiği gibi gayb bilgileridir. Bunlar beş tanedir. Nitekim sahih hadiste şöyle buyurmuştur. Gaybın anahtarları beştir. Onları Allah'tan başkası bilemez. Resulullah daha sonra bu ayet-i kerimeyi okudu. Evet, Buhari tefsir Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu hadis-i şerif ne yapmaktadır? Geçmektedir. Yani kıyametin kopacağı zamanla ilgili ilim nerededir? Allah katındadır. Ve yunezzilul gayf, yağmuru nereye ve ne zaman indireceği de o bilir. Ve ya'limu ma fil erham, rahimlerdekinin erkek mi, dişi mi, mutlu mu, mutsuz mu olacağını da o bilir. Ve ma tedri nefsün ma da teksibu gaden, hiç kimse yarın başına ne geleceğini, hayır veya şerden ne yapacağını bilemez. Ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temür, hiç kimse nerede öleceğini bilemeyeceği gibi nereye gömüleceğini de bilemez. İnne Allahe alimün habir, şüphesiz Allah pek iyi bilendir, her şeyi bilir, eşyanın dışında ve içindekilerden haberdar olan nedir? Sadece bu Allah-u Teala'dır diyoruz ve innehu müşebbehe bil fiil diyoruz. Evet, Allah'e innenin buradaki ismidir. İndehu bu da haberidir. Evet, izafetle beraber. İlmü sa'ati burada nedir? İlmü sa'ati mübdedadır. Ve yünezzilü muzafileyle beraber geldi. Şöyledir, tekrar söylüyorum. İnnehu müşebbehe Allah'ı ismi innenin. İndehu haber öne geçmiş. İlmü sa'a mübdeda. İşte indehu ilmü sa'a cümlesi de
İnnenin haberi mahallen nedir? Merfudur. Ve yünezzülü vav atıf, yünezzülü muzari fiildir. Hüve faili, elgayse mefru bisari. Ve ya'lemü, yine muzari fiil, hüve faili, ma mefru bisari. Fil erhamide mefru bi gayri sarittir. Vav atıf, ma nefiye dağıtı, tedri muzari fiil. Nefsinde onun failidir. Çünkü nefis mühendestir. O yüzden fiil tedri gelmiştir. Mada burada mefru bi isari istifamdır. Teksibü muzari fiildir. Gaden zaman zarfı mefru bi isari. Ve ma tedri yine vav atıf manefi edatı. Tedri muzari fiil nefsinde onun nesidir? Failidir, mefudur. Bi eyyi ardın. Bir eyyi ardında mefru bi gayri isari muzaf ile gelmiştir. Temütü yani, muzari fiildir. Merfudu, rafalameti damme, faili, müstetir, hiyedir. İnnallâhe peki, innehu müşebbehe, Allah'e innenin nesidir? İsmidir, alimin haberidir. Habirun da onun ikinci haberidir diyoruz. Ve burada Lokman suresini bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde inşallah Secde suresine bakacağız tefsir ve irab olarak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Ma'a selamı ile lika inşallah.